Değerli izleyiciler merhaba. Bugün yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Sorum şu. Anadolu'da yaşayan Yahudi ve Müslüman toplumu için domuz eti neden haramdır? Hiç düşündünüz mü, merak ettiniz mi? Ben merak ettim ve araştırdım. Ve arkeolog şapkamla da size cevap bulmaya çalıştım. Anadolu'da son 100-150 yıldır yapılan herhangi bir kazıyı incelerseniz, neredeyse tarihin her döneminde doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm arkeolojik alanlarda domuz etinin tüketildiğini görürsünüz. Yani kemikler bize bunları söyler. Yapılan kazılarda Neolitik dönemde zaten yemediğimiz hayvan yok. Yani hemen hemen hepsini tüketiyoruz. Ama bunların belli başlı bazı otçul sınıfları var. İşte antiloplar, buzağlar, efendime söyleyeyim, bizonlar, yaban domuzu, İnekler, yaban keçileri, koyunlar, bunlar ağırlıklı olarak tükettiğimiz hayvan topluluğu olarak karşınıza çıkıyor. Ama domuz hemen hemen her yerde var. Ve neredeyse kesintisiz bir şekilde Anadolu'da sürekli bir domuz eti tüketimi söz konusu. Peki ne oldu da bu küçük domuzcuk haram kılındı? Bunun cevabı galiba günümüzde en çok tartıştığımız olaylardan birisinde saklı. Bir küresel iklim krizinde saklı. Akat İmparatorluğu M.Ö. 2. bin yılda ortaya çıkıp dünya siyasi tarihine ilk kez imparatorluk terimini kazandıran topluluktan bahsediyoruz. Onların yıllıklarını okuduğunuzda 2. binde Mezopotamya'da çok büyük bir kuraklığın yaşandığını görüyorsunuz. Ve yine bu yıllıklarda su tüketimine dair telkinlerin yanı sıra beslenen hayvanlara dair de bazı önerilerin olduğunu görüyorsunuz. Günümüzde de zaten bundan pek farksız bir şey yaşamıyoruz diye düşünüyorum. Kışın ve bahar aylarında barajların doluluk oranı üzerinden haber bültenlerinde telkinler de değişim gösterebiliyor. Lütfen zorunlu olmadıkça bahçeyi sulamayın, arabanızı yıkamayın, 3 günde 4 günde bir duş alın. Çünkü temiz suyla bunların hepsini sağlıyorsunuz. Akatların da yaptığı bundan farklı bir şey değildi. Neden domuz özellikle hedef seçiliyor? Bu da onun biraz kimyasından, biyolojik özelliklerinden kaynaklı. Terleme ve tükürük bezlerinin olmayışı veya bizimki kadar yeterli çalışmayışı domuzu sürekli nemli veya çamurumsu bir alana mahkum kılıyor. Eğer domuz öyle bir alanda yaşayıp derisinin üzerini sürekli ıslak bir çamura kaplamasa, terleyemediği için derisi çatlar ve ölür hayvancağız. Sizin içme suyu temin edemediğiniz 2. bin yıldaki küresel iklim krizinde nehirler o kadar cılızlaşmış ki yürüyerek karşıya geçebiliyorsunuz. Siz niye içme suyunu alıp toprağın üzerine döküp domuz için bir yaşam alanı yaratasınız? Yavaş yavaş bunu hayatınızdan çıkarıp bir kenara bırakmanız lazım. Bu da tapınağın içine geldiği için tapınak da yavaş yavaş buna bir neden yaratmak zorunda. Bu nedenleri de çeşitli bazı mitolojik hikayelerle anlatır. Bunların Grek versiyonları var, Sümer versiyonları var, Akat versiyonları var. Her hayvan için farklı olabilir. Bunlar telkin edilir ve yavaş yavaş domuz kitabi olarak da haram sayılmaya başlanır. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de galiba Yahudilik ve Hristiyanlığın veya Mesihiliğin kırılımında saklı. Çünkü helal ve haram, günahlar için bunu söylemiyorum, iyi ve kötü hemen hemen dünyanın her yerinde aynı anlamlarda yer bulur. Ama haram ve helal kimlik ve aidiyeti belirleyen şeylerdir. Bir dinin helal kıldığı şeyi tüketip haram kıldığı şeyden uzak durmak o dinin bir grubu, bir mensubu haline getirir sizi. Yahudilikte de böyle bir şey var. Bir Yahudi olarak dünyaya gelip domuz yemeden hayatını kaybeden Hazreti İsa hiçbir zaman domuzla ilgili belki tek bir cümle de sarf etmemiştir. Bu domuzla ilgili hikayeyi kıran Aziz Petrus adında Hazreti İsa'ya iman eden ilk 12 havariden biri. Günümüz İsrail topraklarının Yafo şehrindeki 6000 yıllık bir liman şehrinden bahsediyorum. Anadolu'da siz Yafo Portakalı veya Yafa Portakalı olarak da bu şehrin adını duymuş olabilirsiniz. Tel Aviv'de benim favori yerlerimden birisi, onu söylemeden geçemeyeceğim. Yafo'da demirci Simon'un evinde misafirdir Aziz Petrus. Ve bir gece rüyasında Allah'la iletişime girer, Tanrısıyla iletişime girer ve Tanrı ona bazı haram yiyeceklerin yenmesi gerektiğini telkin eder. Bunların arasında Aziz Petrus'un en çok dikkatini çeken domuz olsa gerek. Çünkü domuz yemeye karşı çıkar ve Tanrı'ya onu yiyemeyeceğini
söyler, haram olduğunu söyler. Çünkü o da bir Yahudi geleneğinden gelmiş birisidir. Tanrı ona şöyle cevap verir. Benim helal kıldığım bir şeyi sen nasıl mundar edip haramdır dersin. Yiyeceksiniz. Aziz Simon'un evinde görülen bu rüya veya bu vahiy, Mesihi toplumun belki küreselleşmesinin önündeki en büyük engeli de ortadan kaldırır. Çünkü tamamen Yahudiliğin haram ve helal esaslarıyla kimlik belirleyen, bir kimliğe sahip olan Mesihilik, Yafo'daki bu geceden sonra dünyadaki herhangi bir topluma rahatlıkla ulaşabilecek ve iletişime girebilecek bir alan kazanmaktadır. Küresel bir iklim krizi neticesinde mutfak kültürümüzden çıkardığımız bir besin, tek tanrı dinler tarafından çeşitli bazı nedenlerle haram kılınabiliyor ve bu tüketmediğiniz et sizi bir gruba mensup veya bir grubun dışında da tutabiliyor. İşte tarihin ve Anadolu'nun en güzel özelliklerinden bir tanesi de bu. Hangi pratiğe bakarsanız kökeninde tahmin ettiğinizin çok ötesinde bir cevapla karşılaşıyorsunuz. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.